Merhaba sevgili dinleyiciler. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt, bu programı sizlere sunmaya çalışacağım. Ana kumandada arkadaşımız Çağrı Bahçe yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyiciler, bugün program misafirim uzman psikolog Bayram Ayaz Bey. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Faruk Bey. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Sizi ilk kez alıyoruz programımıza. Evet. İsterseniz kendinizi tanıtarak başlayalım. Buyurun. Evet. Genellikle ben kendimi kısa tanıtmayı tercih ederim. Buyurun. Ben uzman olarak, psikolog olarak şu anda bir danışma merkezinde danışan alıyorum. Yetişkin ve ergen danışanlara bir şekilde destek olmaya çalışıyorum. Bununla birlikte bir bağımlılık kliniğinde bağımlılara destek noktasında, onların tedavi süreçlerinde onlara destek veriyorum. Serbest olarak çalışıyorsunuz. Evet, ayrıca iki üniversitede dışarıdan ders veriyorum part-time olarak. Özel üniversitelerde. İstanbul Üniversitesi ve bir özel üniversite. Evet, çok güzel. Üniversitelerimizin ismini söylemekte mahsur yok. Evet, yani. Birinin üniversitesinde eğitici olarak ayrıca ders veriyorum. Evet. Peki hocam. Bugün sizinle uzman psikolog olarak efendim sanal bağımlılık yahut da teknoloji bağımlılığı, evet, da diyebiliriz herhalde. Evet. Evet. Ana başlık altında, evet, konuşacağız. Bu konuda sohbet edeceğiz. Zamanımızın herhalde en büyük problemlerinden bir tanesi. Evet. Evet. Birçok bağımlılıklar var. Sigara, içki, işte uyuşturucu vesaire. Ama bu da günümüzün herhalde önemli bir bağımlılığı veya tehlikesi, evet, diyebilir, evet, miyiz? Evet. Yani teknoloji aslında bir bakıma 200 yıldır insanların gündeminde. Evet. Ve yaşadığımız şu son çeyrek yüzyıl içerisinde büyük bir değişim yaşıyoruz. Teknoloji her ne kadar insan hayatını kolaylaştıran bir etkiye sahip olsa bile, insanın bütün hayatı boyunca, hayat alanında, birçok alanda, bireysel ya da toplumsal olarak yaşadığı bütün hayat içerisinde, ulaşım vasıtalarından tutun da iletişime kadar birçok alanda insanın hayatını kolaylaştırırken, öte yandan bir şekilde son yarım çeyrek yüzyıl içerisinde özellikle eğlence ve zaman geçirme noktasında kullanılan cihazların bağımlılığa yol açtığını görüyoruz. Evet, yani bağımlılıktan önce aslında bir bakıma belki, evet, teknolojinin dünden bugüne, bir şekilde serencamına baktığımızda özellikle tarım toplumunda 1700-1800'lü yıllara kadar ilkel şartlarda veya şöyle diyelim, henüz buharlı makinenin icat edilmediği dönemden önce insanların yaşamları daha farklı bir şekilde, bugünden çok çok farklı olarak seyrederken, özellikle buharlı makinenin, trenin, telgrafın bulunmasıyla birlikte insanlık yeni bir döneme girdi ve bu döneme sanayi toplumu diyoruz. Evet. Yani sanayi toplumuyla birlikte insan önemli bir değişim geçirdi. Batı'nın büyük kentlerinden dünyaya yeni fabrikalarda üretilen ürünler hızlı bir şekilde insanlara ulaştırıldı ve bu bir bakıma yaşamı değiştirdi. Tabii programımız biraz bağımlılıkla ilgili olduğu için, yani teknoloji konusu çok uzun bir konu. Bu anlamda baktığımızda biraz daha ilişkilendirerek gidersek eğer, bilgi toplumuna geldik. Sanayi toplumunda işte diyelim 1800'lü yılların başından itibaren teknolojik gelişmeler insan yaşamını kolaylaştırdı. Bu giderek insanın kas gücünü kolaylaştıran, örneğin
insan bir ahşap ağacı keserken bilek gücüyle kesmeye başlarken, ilkel bir testere kullanırken, sonra motorlu zarla kesmeye başladı ve şu anda artık dijital ışın teknolojisiyle bir şekilde hiç el değmeden istediğiniz şekilde bir ahşap kesimi yapabiliyorsunuz. O halde baktığımızda bu güzel gelişmelerin yanında iletişim teknolojisi bir bakıma telefondan, işte kadranlı telefondan cep telefonuna evrilme sürecinde bir değişim yaşadık. Evet. Şöyle ben kendi çocukluğumdan bugüne bir kıyaslama yapıyorum da hocam. Evet. Gerçekten çok hızlı bir teknolojik değişimin içerisinde bulduk kendimizi. Evet. Yani çocukluğumda ben kağnıya binmiş bir kişiyim. Ne bileyim işte kara sabanın arkasından koşmuş bir kişiyim. Yahut harmanı dövenler vardı. Onların üzerine evet. binmiş bir kişiyim. Ve bütün bunlardan sonra şimdi akıllı telefonlar, bilgisayarlar efendim ve bu işte sanal yahut da teknolojik evet. Aletlerin ortasında birdenbire bulduk kendimizi. Evet. Hatırlarsanız sizin tabii ki çok iyi hatırladığınız bir yaş dilimindesiniz. Şimdi baktığımızda mesela 1970'li 80'li yıllarda kadranlı telefona geçildi. Ama henüz evlerde telefon yoktu. Evet. Ama televizyon 70'li 80'li yıllarda hızla insanların evlerine girmeye başladı. 69'da zaten TRT evet. yayınları başladı. Evet. 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 Şimdi baktığımızda halbuki telefonun icadı 1800'lü yılların sonlarıdır. Ama yaygın olarak Türkiye örneğiyle gidersek eğer yaygın kullanım 70'li 80'li yıllardır. Doğru. Peki nasıl oldu da bir şekilde telefon gibi çok insanların yaşamlarını kolaylaştıran bir ürün televizyondan sonra evlere girmeye başladı. Ve televizyon neden çok daha önce girdi? Girdi ve insanlar neden tercih etti? Şimdi baktığımızda bu görsel anlamdaki bu işte diyelim programlar, televizyonun içerikleri insanların vakitlerini hoşça geçirme, mutlu bir şekilde, keyifli bir şekilde geçirmesi için bir icat edilmiş cihaz, alet. Tabii haber boyutu da önemli tabii burada. Şimdi burada ilginç olan şey telefonun icadıyla televizyonun icadı arasında uzun bir süre olmasına rağmen telefondan sonra girmiş oldu televizyon. Bir de ilginç bir nokta şu. Mesela televizyonun 50 milyon kullanıcıya ulaşması 13 yılda oluyor. Radyonun 50 milyon kullanıcıya ulaşması 13 yılda. Peki biraz da artık konumuza gelelim. İnternetin 50 milyon kullanıcıya ulaşması sadece bir yılda. Yani 95'e geldiğimizde internet kullanımı artık web siteleriyle birlikte başlıyor. Ve 96 yılına geldiğimizde 50 milyon kullanıcıya ulaşıyor. Şimdi tabii nüfusun artmış olmasında bir azıcık da olsa payı var bunda. Tabii bu var ama bir bakıma şu insanların gündeminde neden yer almıyor? Farklı etkenler elbette ki var. İnternetin yani buradaki hızlı bir şekilde insanlara ulaşmasının bir nedeni de elbette ki kişisel anlamda birazdan daha detaylı olarak girebileceğimiz konulara baktığımızda internet hayatımızı daha çok kapsamaya başladı. Bize çok daha büyük kolaylıklar vermeye. Evet, kolaylıklar vermeye başladı. Şimdi burada şunu aslında bir bakıma vurgulamamız gerekir. Tarım toplumu 1700-1800'lü yıllara kadar ve yaygın olarak bütün dünyada değişim, sanayi toplumuna geçiş 1900'lü yılların neredeyse ortalarına kadar devam ederken arkasından gelen sanayi devrimi de paralel olarak 200 yıl devam etti. Ama bilgi toplumuna geçtiğimizde, bilişim toplumuna geçtiğimizde yani 1980'li yıllardan itibaren geçmiş dönemlerdeki binlerce yıllık değişim dönemlerinden
belki karşılık gelebilecek şekilde çok hızlı bir değişimle karşı karşıyayız. Bununla ilgili şu örneği verebilirim size. Mesela 2007'de bir sosyal medya kuruldu İngiltere'de. 10 yıl içerisinde şu anda 2017-2018'de 2 milyar sayfa açılmış durumda. 2 milyara yakın olarak kullanıcısı söz konusu. Yani o zaman şunu vurgulamamız gerekir. Yani 7 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık 8 milyarlık. Evet. Dörtte biri. Dörtte biri. Tabii birden fazla sayfa açanları da düşünürsek. Ama bu yayılma hızı geçmiş dönemlerdeki yüzlerce ve binlerce yıllık dönem içerisinde oldukça anlamlı. O zaman çok yeni bir çağa girdik biz. Yani bağımlılığı konuşmadan önce tarihsel süreç içerisinde hangi dönemde yaşadığımızı bakmamız lazım. Yani tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişle birlikte uzun bir geçiş söz konusu iken bilgi ve bilişim çağına girdiğimizde çok hızlı bir değişimle karşı karşıyayız. Evet, buradan teknolojik bağımlılık ve evet, kişinin ego ilişkisi teknolojik bağımlılıkla. Evet. Evet efendim. Şimdi baktığımızda neden insanlar teknolojiyi yerinde ve faydalı kullanamıyorlar? Bunun üzerinde durmamız lazım. Çünkü benliğe hitap eden onun mutluluk ve buna benzer duygularını karşılayan bir bakıma egosunu tatmin ettiği bir cihaza dönüşüyor. Yani insana eklemlenen bir parça olarak algılanıyor. McLuhan adında bir araştırmacı var, diyor ki teknolojik cihazlar bedenimize eklenen birer uzantıdır. Yani bu bir bakıma sanki vücudumuzdan bir parça gibi. Parça. Veyahut da beynimizin bir parçası gibi sanki. Evet. Yama tabirini kullanıyor kendisi. Yama. Yama. Evet. Daha güzel. Evet. Yani bu bir bakıma artık vücudumuza eklenmiş bir yama. O halde bağımlılığı konuşurken bununla birlikte benliği de konuşmamız lazım. Hangi anlamda? Vücudumuzda diyelim biz çevresel ilişkilerle kültürel bir yapıya kavuşuyoruz. Aynı zamanda kalıt genetik olarak getirdiğimiz bazı özelliklerimiz var. Teknoloji neredeyse bunlara eklenen üçüncü önemli bir faktör. Bu bakımdan insanın duygularını bir şekilde yaşam içerisinde duygu yüklerini, gerilimini, stresini azaltan veya daha özgün bir ifade kullanacak olursak geciktiren ve erteleyen bir özelliğe sahip. Diyelim ki sizin duygu durumunuz gün içerisinde düşüşler gösteriyor. Strese giriyorsunuz. Cebinizden çıkartıyorsunuz cep telefonunuzu ve şöyle bir bakıyorsunuz. Aslında kafanıza takılan sorunu çözmüş olmuyorsunuz. Ama ne yapıyorsunuz? Ertelemiş oluyorsunuz. Bir bakıma gündeminizden çıkartarak rafa kaldırmış oluyorsunuz. Kendime de bir meşgale bulmuş oluyorum. Meşgale bulmuş oluyorsunuz. Bu bakımdan yani bu can sıkıntısı kitapta biraz daha yoğun olarak üzerinde durdum. Aslında geçmiş toplumlarda can sıkıntısı biraz daha insanların iç dinamiklerini besleyen bir özelliğe sahip. Evet, kitapta dediniz. Kitaptan konuşalım isterseniz birazcık hocam. Sanal bağımlılık demişiz, evet, kitabınızın, evet, ismine. İdeal Yayınlarından çıkmış. Evet. Nereden temin edebilir dinleyicilerimiz, o konuda bilgi, evet, verelim isterseniz? İnternetten isteyebilirler. Çünkü henüz çok yeni. Bu ay çıktı. Pardon, Ocak ayında çıktı. Şubat'a girdik şu anda. Evet, bir ay süre içerisinde çıktı ve internetten edinebilirler. Evet. Evet, sanal bağımlılık. Başka ne demişsiniz? Anne baba tutumları demişsiniz. Evet. Kitabın kapağında. Ve elinde bir cep telefonuyla vakit geçirmeye çalışan bir delikanlı fotoğrafıyla birlikte. Evet. Evet efendim. Şimdi baktığımızda aslında insanların duygu durumunu etkileyen bu işte duygu, ya biz teselli diyoruz ki kitabın aslında önceki ismi, yani ilk başta düşündüğüm isim sanal teselli idi.
sanal teselli. Sonradan kitap biraz daha araştırma, gözlem ve biraz işte diyelim insanların bir şekilde bağımlılıktan kurtulma süreçlerinde destek veren ve rehberlik eden bir içeriğe büründüğü için değiştirerek bağımlılık daha kapsayıcı bir isim kullandık. Peki teselli aslında ne demek? Onun üzerine durmamız lazım. Teselli enteresan bir isim, biliyor musunuz hocam? İncil'de Peygamberimiz Aleyhisselam'dan söz ediliyor. Evet. Tahrif edilmemiş İncil'de ve teselli edici olarak bildiriliyor. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselam. Evet. İşte mesela ben madde bağımlılıkları ile de ilgileniyorum. Mesela diyelim ki mutluluk dediğimiz şey, diyelim bir bağımlı bir şey kullandığında, bir ilaç kullandığında, madde kullandığında geçici bir mutluluk veriyor. Ama mutluluk dediğimiz duygu bu tür yollarla karşılandığında biz buna gerçek anlamda mutluluk diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani mutluluk biraz daha hayatın içerisinde sürprizlerle veya çok beklenti içerisine girmeden bize ulaşan mutluluk durumları olabilir. Biz kendimizi mutlu etmeye çalıştığımızda çoğunlukla kestirme yollara başvurmuş oluyoruz. İşte bir bakıma az önce Aleyhisselatü Vesselam'ın bir teselli edici geleceği bildiriliyor İncil'de. Evet. Bir şekilde vurgulanmış. Şimdi aslında işte teselli edici olmakla birlikte bir insanın kendini değiştirebileceği bir sürece ilkesel bu dünyada nasıl yaşayabileceğine dair bir karşılığı olan kitap ve sünneti ortaya koymuş oluyor. Ama mesela bir sosyal medyaya girdiğinizde sizi teselli ediyor bir bakıma, o stresinizi ve geriliminizi bir süre geciktirmiş oluyor. Ama içeriye baktığınızda eğitici ve size yol gösterici bir takım içerikler de yer alabilir. Ama bu bir öğrenme süreci değil. Yani mesela sürekli sosyal medya takip ederek bir insan 10 yıl takip ettiğinde bir sertifika verilmiyor insana. Bununla beraber yani diyelim ki insan o insana bir üstad olarak, bir hoca olarak sen 10 yıl sosyal medyada kendini yetiştirdin ve artık insanların karşısına geçebilirsin denilmiyor. Neden? Çünkü eğitici bir özelliği olmaktan çok işte burada oyalayıcı. Oyalayıcı veya bizim yaşam içerisindeki anlam kuramadığımız, yaşadığımız sorunlara karşı çözüm arayışlarında çaresiz kaldığımız sırada önümüze çıkarak bir şekilde bizi teselli ediyor. Ediyor gibi. Evet, çok güzel vurguladınız. Doğru. Aslında bu bir teselli. Az önce söylediğiniz anlamda bir teselli. Değil. Evet. Evet. Evet, insanın yalnızlaştığı şu dünyada. Evet. Ona bir arkadaş gibi, sanal bir arkadaş gibi. Ne bileyim, nasıl ifade edersin? Evet, aslında bu teknoloji, sanal büyü diyorum bazen. Bir bakıma insanın ihtiyaçlarında bir yerine koyma algısı oluşturuyor. Yani biz bir şekilde bu cihazlarla geçirdiğimiz zaman dilimini başka bir şekilde, diyelim bizim sorumluluklarımızı ya da bizim zorlandığımız süreçlerde, diyelim bir paylaşım olabilir, aile paylaşımı olabilir, arkadaşımızla bir paylaşım olabilir, bu süreçte yerine koymuş oluyorsunuz. Yani bu bir bakıma egonuzun arzuladığı ve sizin sorumluluk noktasında sizi zorlayan veya sizin bir şekilde daha çok çaba göstermeniz gereken bir etkinlik yerine bu cihazı veya sosyal medyaya koyarak bir bakıma mutlu veya teselli olmuş oluyorsunuz. Evet hocam, bir ara verelim, aradan sonra devam edelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman psikolog Bayram Ayaz Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle sanal bağımlılık yahut teknoloji bağımlılığı üzerinde sohbet ediyoruz. Programımız devam edecek efendim.
dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman psikolog Bayram Ayaz Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle sanal bağımlılık yahut teknoloji bağımlılığı üzerinde sohbet ediyoruz efendim. Evet hocam, programın birinci bölümünde teknoloji bağımlılığından söz ettik. Efendim tarifinden ve dünden bugüne insanla ilişkisinden söz ettiniz. Ondan sonra teknoloji bağımlılığının kişisel benlikle alakalı evet. olduğundan söz ettiniz. O konuda söyleyeceğiniz bir şeyler var mı bilmiyorum başka. Yoksa devam edelim. Evet. Yani burada gençlerle ilgili olarak şu konuyu vurgulamamız gerekir. En çok kullanım gençler üzerinde. Tabii gençler en çok kullanan yaş dilimi 14-21 arası. Yüzde olarak... %70'lerde. Gençler, evet, yani 14-21 yaş arası evet. %70'lerde. Evet. Kullanım var. Şimdi baktığımızda aslında biraz daha bizim geleneksel tabirlerimizle ifade edecek olursak teknolojinin bu denli yoğun kullanımı yetişkinlerle çocuklar arasında usta çırak ilişkisini bozdu diyebiliriz. Eski diyelim geçmiş kuşaklar arasında kuşaktan kuşağa nesilden nesile kültür aktarımı daha birbirine benzer şekilde çocuklar yetişkinlerden bir şeyler öğrenmeye çalıştığı halde bugünkü çocuklar artık yetişkinlerden daha bilgili olduklarını düşünüyorlar. Bu konuda. Evet mesela bir cep telefonu aldınız eve gittiniz. Donanımlı bir cep telefonu ve 10 yaşında bir çocuğunuz veya torununuz var diyelim sizin için. Siz mesela o telefonun bakıyorsunuz, kurcalıyorsunuz, bildiklerinizi bir şekilde özelliklerini açıyorsunuz ama o 10 yaşındaki 8-10 yaşındaki çocuğun eline geçtiğinde size hayretler bırakacak şekilde çok daha fazla özellik bulduğunu, bildiğini. Vay diyorsunuz. Evet. Neler varmış benim telefonumda? Evet. Aynen. Şimdi peki bu yüksek teknoloji, yüksek mühendislik ürünü olan bu cihazı bu çocuklar nasıl bir şekilde biliyorlar kullanmayı? Bu kadar derinliğini. Evet. Şimdi bu iki boyutlu, yani bir boyutu da bu. Az önce usta çırak ilişkisinin bozulma sebeplerinden bir tanesi bu. Şimdi ebeveynler tabii çocukların zeka kökenli, zeka temelli olarak teknolojik ürünleri daha hızlı kavramaları ve bir kullanım becerisi göstermeleri çocuklarda bir özne algısı oluşturuyor. Çocuklar farkına varmadan aile içerisinde ve toplumda özellikle gençler bir özne kimliğini. Bunu biraz açalım mı hocam? Evet, özne kimliği dediğimizde ne anlıyoruz? Özne kimliği şu. Diyelim ki bir genç aslında öteden beri var olan biraz da böyle mizahi yönü olan bir olgu vardır. O da nedir? Çocuk öncelikle anne ve babam çok şey biliyor der ergenlik öncesi. Ergenlik döneminde yavaş yavaş annem ve babam aslında hiçbir şey bilmiyor demeye başlar ergenlik döneminde. Ergenliğin sonuna doğru bazı bildikleri de var der. Ergenlik geçtikten sonra tekrar anne ve babamdan öğreneceğim şeyler var demeye başlar. Şimdi baktığımızda işte bu algı, bu oturmuş olan kültürel yapı bozulmaya başladı. Nasıl bozuldu? İşte bu bir bakıma bu süreci en çok hızlandıran etken teknoloji. Teknolojinin yoğun kullanımı. Yani gençler bir yandan cihazların özelliklerini daha kuşatıcı bir şekilde yetişkinlere göre öğrenirken, onlara nazaran öğrenirken, öte yandan aile de bu arada değişti. Mesela ilginç bir şey paylaşayım sizinle. Mesela 80'li yıllara kadar Türkiye'de geniş aile daha çok yoğun bir şekilde birkaç ailenin birleştiği aile modeli Türkiye'de vardı.
insanlar geniş aileler içerisinde yaşıyorlardı. Sonra 80'li yıllardan sonra çekirdek aileye dönüştük. Ve 2000 bir geçiş süreci. Geçiş süreci oldu. Hı. 2005'li yıllardan itibaren artık yeni bir modelle karşı karşıyayız. Ben buna birey odaklı aile diyorum. Yani artık aile bir kez daha bölündü bileşenlerine. Yani tek tek bireylere bölünmüş oldu. Şimdi mesela bir bakın evdeki duruma. Şimdi gençler hiçbir şekilde göremiyorsunuz gençleri. Gençler suskun. Çünkü cihazlarla ilgileniyorlar. Ve odalarına çekilmeyi tercih ediyorlar. Ve anne babalar bu anlamda öğretici rolünü o kadim geleneksel olarak nesilden nesile aktarılan kültürün son kuşakta kırıldığını ve gençlerin artık anne babalarından bir şey öğrenmeye pek eğilimli olmadıklarını görüyoruz. Evet. Bunun da en önemli etkenlerden bir tanesi teknoloji. Evet. Hocam burada biraz duralım da bu konuda annelere babalara diyecek bir şeyiniz yok mu? Yani yahut da gençlere diyecek bir şeyiniz yok mu? Bu iyi bir gidiş değil. Evet. Tehlikeli bir gidiş. Evet. Burada bir şeyler yapılması lazım değil mi? Devlet olarak, aile olarak, gençler olarak hepsi. Bir şeyler söyler misiniz bu konuda? Evet. Şimdi tabii aslında bağımlılığın çözümleriyle ilgili olarak konuya geldiğimizde bunu biraz daha detaylı açmak isterim. İsterseniz şimdi de söyleyebilirim. İsterseniz o bölümde dile getireyim. Ama bir iki cümleyle en azından şu vurguyu yapalım. Şimdi anne ve babalar bugün onlar da bu teknoloji bağımlılığından etkilenen insanlar ve bir bakıma artık bugünün anne ve babaları cep telefonunu çocukluğunda tanışan insanlar, genç anne ve babalardan söz ediyorum. Evet. Onlar da bu kültürden etkilendiler bir şekilde. Şimdi burada benim yetişkinlikte rol kaybı dediğim bir durum söz konusu. Anne ve babaya bunu uyarlarsak anne ve babada otorite kaybı diyebiliriz. Yani anne ve baba özne olmayı, aile içerisinde özne olmayı olmak için artık dirençlerini yitirmeye başladılar. Bunun en önemli etkeni çocukların ve gençlerin ego düzeyleri ya egolarına göre hareket etme şiddetleri ve eşiği, ego eşiği bir bakıma anne ve babadan daha güçlü. Yani biraz daha açacak olursak çocukların arzularına göre yaşama isteği anne ve babaları bir şekilde pasif kılmaya başladı. Yani anne ve babalar çocuklar kadar kararlı ve ısrarcı değiller. Evet. Hayatı yaşama noktasında. Dolayısıyla baktığımızda anne ve babalar direnç gösteremiyorlar. Çocukların örneğin cep telefonu kullanımı veya sosyal ağlara girme istekleri anne ve babalar tarafından uyarılara rağmen, paylaşımlara rağmen güç yetiremediklerini görüyoruz. O halde çözüm ne olabilir? Anne ve babaların emek harcayarak ve kendileri için bir bakıma en önemli saydığı toplantılar olabilir. Bir anne için akşam yemeği olabilir. Bu kadar yani o eşit şiddette emek vermeleri gerekiyor çocuklarla nitelikli zaman geçirmek için. Evet, nitelikli zaman geçirme. Nasıl bağımlı olunur da devam edelim isterseniz. Evet. Şimdi, İnsanlar niçin bağımlı olur? Evet. Nasıl olur? Şimdi öncelikle bağımlılığın bir bakıma tanımıyla girelim. Buyurun hocam. Mesela öncelikle yoğun bir şekilde cihazların zihni meşgul ettiği ve cihazların yoksunluk dönemlerinde, saatlerinde bir öfke ve sinirlilik, kaygı hissettikleri, mutsuz oldukları cihazın yoksunluğunda strese girdikleri ve örneğin diyelim cihazı elde ettikten sonra diyelim ki tamire gitti cihaz, tamirden geldi bir cep telefonu veya internet iletişimi yoktu internet o sırada bu stres ve gerilim internetin tekrar açılmasıyla Wi-Fi'nin tekrar açılmasıyla birlikte kişi eğer mutluluğu düzeyi artıyorsa oldukça mutlu olmaya başlıyorsa bağımlılık süreci başlamış demektir. Yani bu iki mod arasında mutluluk düzeyi
eğer inip ve çıkışlar gösteriyorsa bir bakıma bağımlılık düzeyi başlamıştır. Bir de sosyal çevreden izole olan tipler bağımlılardır. Çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Mesela ayrıca bağımlılara yatkın olan kişilikler genellikle içine kapanık kişiler oluyor. Kendini ifade edemeyen insanlar daha bağımlı olabiliyorlar. Yani iletişim, insan iletişiminde beceri sahibi olan insanlar daha az etkilenebiliyorlar diyebiliriz. Otizmle alakası var mı bu söylediğinizin? Şimdi otizm bir hastalık. Evet. Çocuklarda görülen beyin patolojisinde meydana gelen değişimlerle birlikte psikolojik olmaktan çok patolojik bir rahatsızlık. Ama şunu söyleyebiliriz. Otistik bir kapanma içerisine giriyor bağımlı. Bu ne anlama geliyor? Otistik kapanma. Otizm nedir? Otizm bireyin, çocuğun veya bir şekilde kendi boyutunda yaşayarak insan ilişkilerinden kendini izole etmesidir. Ama bunu isteyerek, iradesiyle değil, patolojik bir hastalıktan beyin fonksiyonlarıyla birlikte kendini bu durumun içerisinde bulur. Ama otistik algı, otistik hal diyebileceğimiz durum ise bağımlının bir şekilde cep telefonu veya o teknolojiyi yoğun kullanarak kendini toplumdan izole ederek işte diyelim annesinin defalarca yemeğe çağırması, babasının bir sorumluluk yüklemesi veya bir arkadaşının, bir kardeşinin bir şekilde kendisine ulaşamadığını ve iletişimin koptuğunu görüyoruz. Bununla ilgili bir vaka örneğini ben aldığım bir vakayı sizinle paylaşmak istiyorum. Buyurun hocam. Hakan adında o lise 11. sınıfta bir genç geldi bana. Şimdi anne baba tabii çaresiz bir şekilde çocuğu getirdiler. Oyun bağımlısı. Yaz aylarında Haziran ayı geldiğinde işte çocuk bir şekilde oturmuş oyun oynuyor. İşte anne ve baba da bilgisayarın başında, zaten çocuğun yapacak bir şey yok gencin. Yaz tatili. Evet, yaz tatili. Önce 2-3 saat, 5 saat, 10 saat derken 16-17 saate varan bir kullanım. Bilgisayar kullanımı. Evet. Eylül, Ekim ayları geliyor bir şekilde çocuğu başından kaldıramıyorlar. Çocuğu bana getirdiklerinde şunu gördüm. Kendisiyle konuşurken zaten göz teması kuramıyor bu çocuklar özellikle. Bunun da bir sebebi var tabii. Çünkü bu çocuklar insan yüzü denetleyen, yani bakışlar, muhatabınızın size bakışları sizi denetleyen ve konuşmanızı ölçen bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla bu çocuklar sürekli ekrana baktıkları için insan yüzüne baktıklarında gerilim yaşıyorlar. O yüzden yere bakmayı tercih ediyorlar. Göz göze gelmeyi istemiyorlar. Evet, bir şekilde göz göze gelmeyi istemiyorlar. Bakışlarını kaçırıyorlar. Şimdi evet, konuştuk kendisiyle. İlginç şeyler anlattı tabii. O kadar oyuna dalmış ki bir şekilde beyin fonksiyonları sanki cihazın başından kalktıktan sonra da devam ediyor oynamaya. Gibi. Evet, beyin nöronları sanki oyun oynar gibi. Nasıl, bununla ilgili birkaç paylaşımda bulundu. Diyalog kurmak kolay oldu mu kendisiyle? Hayır, tabii ki. Yani çok, yani kısa cümleler kuruyor. Konuşmaya isteksiz. Sıkılıyor sizinle konuşurken, böyle bir yapıda. Çünkü aşırı derecede neredeyse cihazın içindeki donanımla beyin içindeki nöronlar bir bağlantı kurmuşlar ve sürekli o bağlantı devam ediyor cihazın başından kalkmış olsa bile. Sonra dedi ki, ben dedi bir AVM'ye girdiğimde, bir kalabalığa girdiğimde insanları, İşte diyelim vitrindeki mankenleri oyun figürü olarak algılıyorum. Bunu açıkça söylüyor. Evet, söylüyor. Hatta diyor ki bazen okulda öğretmenimi de oyun figürü olarak algılayabiliyorum. Ve o sırada üzerimi yokluyorum. Acaba bir silah falan, işte diyelim oyundaki kullandığı aparatlardan bir şey var mı şeklinde. Bu denli
bir bağımlılık süreci başlamıştı. Tabii belli bir sistematik yöntemle onu yavaş yavaş cihazlardan uzaklaştırarak bir dijital detoks dediğimiz bir yöntemle uyguladık. Tabii kişilikten kişiliğe, çocukların yaşadıkları çevre ve anne babanın bu konudaki tutumları oldukça önemli. Çocukların teknoloji bağımlılığından kurtulmaları noktasında. Evet, o dijital detoks dediğiniz şey, gerçi psikologların herhalde bir dijital, kullanım yani yöntemi. Türkçesi şudur aslında, detoks dediğimiz şey, diyet diyebiliriz. Diyelim sizi bağımlı kılan bu nesnelerden, aletlerden aşama aşama saatleri azaltarak, cihaz sayısını azaltarak bir şekilde uzaklaştırarak. Tabii bu bir şekilde çocuğun tepkiselliği, direnci ve sosyalleşmesi noktasında, tekrar sosyalleşmesi noktasında çok titiz yürütmeniz gereken bir durum. Çünkü bu çocuk daha, yani bu tip vakalar daha ağır bir duruma gelebilir. Peki çocuk kendisinin böyle bir durumda olduğunu farkında mı? Yani iyileşmek istiyor mu? Yahut bulunduğu durumdan memnun mu? Değil mi? Tabii aslında burada hayat içerisinde dengeli, düzenli bir hayatının olmadığını o da biliyor. Fakat istek daha yoğun. Yani kullanım isteğine karşı çıkamıyor. Yani bir şeylerin ters gittiğinin farkında. Ve sürekli anne babasının kendisiyle veya işte çevresinin kendisiyle kurduğu ilişkilerde zorlanıyor ve bir şekilde bundan kurtulmak istiyor aslında. İstiyor. İstiyor. Evet. Ama kullanım isteği daha güçlü. Daha güçlü. Yani diğer mesela bağımlıları gibi, alkol bağımlıları gibi, değil mi? Onlar da bulundukları durumdan hoşlanmıyorlar. Alkole alışmış. Efendim, bunun kendisi için zararlı olduğunu da biliyor. Kurtulmak da istiyor ama öyle bir cezbediyor ki alkol onu. Onu da bırakamıyor. Ona benziyor yani. Evet, aslında burada mutluluk duygusu diyemeyiz. Bu farklı bir duygu. Çünkü mesela ben verdiğim seminerlerde soruyorum. Gençlere verdiğim seminerlerde. Siz cihazınızın başında kalktığınızda içinizden mutlu olanlar ve mutlulukla gülerek huzurlu bir şekilde kimler kalkıyor? Çok ilginç sonuçlarla karşılaşıyorum. Çoğunlukla hayır hocam, biz streste kalkıyoruz. Duvara toslamış gibi kalkıyoruz diyorlar. Ama mesela o sırada diyorum ki, hafta sonu bir iş yerinde çalışan veya babasının iş yerine giden veya bir başka etkinlikte bulunan, spor yapan, bir müzik aleti çalan insan, siz kimler var? Onlara sorduğumda biz hiçbir şekilde böyle bir streste değil, mutlu olarak ayrılıyoruz işte diyelim o etkinlikten. Evet. O zaman baktığımızda şunu görüyoruz. Yani bu çocuklar da aslında farkındalar bir bakıma. Yaşadıkları bu bağımlılık sürecinin kendilerini aslında mutlu etmediğini. Ama işte az önce söylediğiniz madde bağımlılarında olduğu gibi bu bir alışkanlık. Alışkanlık. Kültürel ögelerin oldukça etkisi var. Anne baba tutumlarının oldukça etkisi var bu sürece girmelerinde. Mesela paylaşımlar, anne baba paylaşımları, arkadaş paylaşımları nitelikli olmayınca, sorgulayıcı olunca, anne babalar sorgulayıcı oldukça çocuklar bir şekilde kendi dünyalarına, işte otistik kapanma dediğim şey, ya kendi dünyalarına kapanıyorlar ya da arkadaş çevrelerine adapte olarak bir şekilde işte o arkadaşları eğer madde kullanıyorsa, bu çocuk da madde kullanmaya başlıyor. Eğer internet veya sosyal medyadan çıkmayan çocuklarsa bir şekilde onlarla bu paylaşım içerisine girmiş oluyor. Evet hocam, bir ara daha verelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman psikolog Bayram Ayaz Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle sanal bağımlılık üzerine sohbet ediyoruz. Programımız devam edecek efendim bir aradan sonra.
Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman psikolog Bayram Ayaz Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle sanal bağımlılık yahut teknoloji bağımlılığı üzerine sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, teknolojinin dünden bugüne insanla ilişkisini konuştuk. Teknoloji bağımlılığı ve ego ilişkisini konuştuk. Nasıl bağımlı olunur dedik ve geldik. Ben bağımlı mıyım? Şimdi dinleyicilerimizden mesela konuyla alakalı olan kişiler kendilerine bunu soruyorlar. Evet. Ben bağımlı mıyım? Evet. Şimdi baktığımızda az önce bir kısa bir değinmiştik. Şunu söylemiştik. Mesela cihazın yoksunluğunda ya da bir Wi-Fi'nin eksikliğinde, Wi-Fi diyelim çalışmadığında kişi mutsuz oluyorsa, huzursuz oluyorsa, gerilime girip strese giriyorsa veya bugün internet çok yavaş diyorsa, evet. Ve bununla birlikte erişim sağladığında ya da cihaz tamirden geldiğinde mutlu olup tabiri yerindeyse havaları uçuyorsa eğer bir bağımlılıkta önemli bir kritik noktada demektir. Evet. Ama baktığımızda daha geniş anlamda sosyal ilişkilerden çekilme ve haz almayan kişi, artık bunun yerine cihaz kullanımında bulunan kişi bağımlılığa eğilimlidir. Artan oranda kullanım, giderek artan oranda kullanım. Diyelim beynilerden haz alma ve bunu çok önemseme sosyal medyadaki paylaşımlarda. İşte diyelim işte ya da okulda başarının düşmesi çok önemli bir etken. Mesela çocuğunuzun başarılarında düşüşler varsa bu söz konusu. Tabii okullarda, kim okullarda serbest, kim okullarda yasak. Öğrenciler bir şekilde bu yasağı da delmiş oluyorlar aslında. Evet. İnternete mutlu olmak için girme duygusu bağımlılık da çok önemli. Bunun tabii kişiden kişiye değişen oranları var. Mesela bununla birlikte kontrollü kullanmaya çalışma isteği ve bununla beraber defalarca başarısızlık bu konuda. Bırakmak istiyor fakat başarılı olamıyor. Yine çocuklarda yalanın artması. Mesela bir de farkına varmadan yalan söylüyor bu çocuklar bu anlamda. Diyorsunuz ki mesela evladım hadi cihazın başına kalk, yeter saatlerdir oynuyorsun. Olur mu diyor, henüz daha 10 dakika oldu. Yeni oturdum diyor mesela. Bilerek mi söylüyor bu yalan? Bilerek söylemiyor tabii ki. Yani bir yalan olsun diye söylemiyor. Ama kurtarmak için, kendini kurtarmak için bir bakıma. Daha yeni oturdum. Evet. İşte bu da bir bakıma çocuğun bu yaşlarda cihaz bağımlılığın çocuğun yalan alışkanlığına sebep olduğunu görüyoruz. Evet. Başka neler söyleyebiliriz? Evet. Bağımlı mıyım sorusuna? Yani işte mesela kişi sosyal medyaya girdiğinde özellikle beğeni, paylaşımlardan tutku halinde daha çok takipçi sayısını artırma, daha çok paylaşımların beğenilmesini için kendini zorlama söz konusu. Yani sosyal medya veya sosyal ağlara bu anlamda baktığımızda bağımlıların, yani gençlerde daha önemli bir risk grubu oluşturduğunu görüyoruz. Özellikle 14-15 yaşlara kadar daha çok oyun bağımlılığı söz konusuyken artık 14-15 yaşından itibaren sosyal çevre genişlediği için veya işte bir bakıma daha çok arkadaş edinme ve bu arada çok önemli olarak ergenlerle anne ebeveyn arasındaki iletişimsizlik çocukları daha çok sosyal ağlara takılmalarına neden oluyor. Bir de oyunlar var. Mesela oyunlarda da level atlama diyorlar. Hani bir üst kademeye geçme. Tabii işte çok ilginç. Madde bağımlılarında görülen işte diyelim beyindeki ödül mekanizması, limbik sistem içerisindeki bir takım mutluluk hormonlarının salgılandığı bu sistem veya işte bu aktivasyon aynı şekilde level atladığında çocuklarda meydana geliyor. Dolayısıyla bir şekilde çocuk level atlayarak, oyun oynayarak
ödüllendirmeyi, kendini ödüllendirmeyi veya mutlu olmayı öğrenmiş oluyor. İşte bağımlılık bir öğrenme biçimi aynı zamanda. Evet. Yani ne zaman artık o mutluluk duygusunu yaşamak istese bir şekilde oyunun başına kuruluyor. Evet. Bu anlamda sosyal medyada mesela şu anda konuşulan sosyal medya bağımlıları arasında FOMO-fobi denilen bir tanım var. Burada da baktığımızda kişi cihazın başında olmadığında veya sosyal medya paylaşımlarını paylaşmadığında diyelim bir toplantı esnasında, bir ders, öğrenci dersi esnasında acaba şu anda kaçırdığım bir paylaşım var mı? Zamanında görmem gereken bir paylaşım var mı diye böyle bir kaygı durumu yaşıyor. Buna FOMO-fobi deniliyor. Çünkü neden fobi deniliyor? Bu bir yüksek bir kaygı durumu. Ve dünyada şu anda 200 bine yakın FOMO-fobik bağımlılığının olduğu düşünülüyor. Hastanelere başvuran veya bir şekilde tespit edilen. Dünyada 200 bin. Evet. Yani bu evet. Çok, çok önemli tabii. Oldukça büyük tabii. Evet, kesinlikle. Çünkü bu sıra dışı hayatın ritmini, hayatın kalitesini düşüren bir durum. Sürekli bir kaygı taşıyorsunuz. Diyelim şu anda biz ikimiz konuşuyoruz. Birimiz işte bir şekilde ne düşünüyoruz? Acaba şu anda bu etkinliğimizi yaparken bir saat içerisinde ne kadar benim sayfama beğeni düştü veya kim ne paylaştı? Evet. Bunu merak duygusu. Kimler ne mesaj gönderdi? Gönderdi bunu. Yani diyelim sağlıklı insan ne yapıyor? Bir şekilde işini bitirdikten sonra sakin bir şekilde bakmış oluyor, kontrol ediyor. Ama o FOMO-fobikler cihaz kontrolü dışındaki tüm zamanlarında bu kaygıyı yaşıyorlar. Evet. Bu ben bağımlı mıyım sorusuna şunu söyleyebilir miyiz hocam? Evet, ben de sosyal medyaya giriyorum. Ben de mesaj gönderiyorum. Ben de oyun oynuyorum. Ama bunu kontrollü bir şekilde yapıyorum. İstediğim zaman yaparım. Girmediğim zaman da yahut başka bir iş ile meşgul olduğumdan dolayı giremediğim zaman da böyle bir mutsuzluk duymuyorum. Evet. Diyorsam evet. Ben bağımlı değilim. Şimdi tabii ki yani bu bir ölçüt. Çünkü bağımlılık duygularla doğrudan ilişkilidir. Mekanik bir süreç değil bu. Siz mesela veya ben kendimden örnek vereyim. Mesela cihazın başında oturuyorum. İşte bir kitap çalışması varsa, bir makale yazacaksam eğer 4-5 saat belki 6-7 saat cihazın başından kalkmıyorum. O sırada sosyal medyaya girmek, bir ara vermek, fasıla gibi geliyor ve giriyorum. Dinlenmek için. Evet, giriyorsunuz mesela 1-2 dakika içerisinde çıkıyorsunuz. Ve cihazın başında zaman geçirmiş oluyorsunuz. Peki normalde bu kadar kullanım aslında bir bağımlılık. Evet. Peki ben bağımlı mıyım? Değilim. Neden? Çünkü orada bir şey üretmiş oluyorum. Yani diyelim ki bu gençler arasında işte, potansiyel gençler potansiyel taşıyorlar ama bunlardan bir kısmı işte web tasarımı, yazılım, kod yazma gibi daha üretken bir takım etkinlikler. Ve faydalı. Faydalı etkinlikler içerisinde olabiliyorlar. Evet. Dolayısıyla duygularına doğrudan ilgili. Ama diyelim ki bir kişi üretici web tasarımı yapacak, oturdu bilgisayarın başına. Eğer 10 dakika, 15 dakika bu işle uğraştı, tasarımla uğraştı ama bir saat sosyal medyadan çıkamadı. Bir şekilde artık o kişi neden bunu yapmış oluyor? Bir şekilde bu duygu durumu bir taraftan web tasarımıyla ilgili canı sıkılırken isteksizlik söz konusu iken bu tarafta bir isteklilik söz konusu. O halde demek ki duygularla doğrudan ilgili. Evet. Evet hocam geldik. Kimler risk altında? Gerçi biraz önceki konuşmalarınızdan bir şeyler anladık. Evet. 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 Şimdi burada baktığımızda ergenler özellikle en çok kullanım sağlayan ergenler bir öncesi ve bir sonrası yani diyelim ki ergenlik öncesi 8-10 yaş için böyle bir durum söz konusu. Bununla birlikte 8-10, 11-12 yaş için söz konusu aynı zamanda gençler için de bir bakıma bağımlılık riski taşıyorlar. Şimdi fakat bu
düne kadar böyleydi. Şimdi artık bütün yaş grupları risk altında. Evet. Şimdi mesela gençleri alıyorum ben bireysel olarak. Diyorum ki neden iletişim kurmuyorsun? Hocam bazen ben de aslında istekliyim, konuşmak istiyorum, arzuluyorum. Fakat ne zaman babamın yanına otursam bakıyorum bir şekilde o da cihazla meşgul. O halde baktığımız zaman bütün yaş grupları şu anda risk altında. Facebook özellikle bütün yaş gruplarına hitap ettiği için ve bütün sosyal anlamda farklı sosyal gruplarda, farklı sosyal düzeyler içerisinde yaşayan insanların farklı meslek gruplarında bütün insanlara hitap eden bir paylaşım var bu platformda. Dolayısıyla bugün bir Facebook bağımlılığından da söz ediliyor. Hatta mesela yapılan bir araştırmaya göre şu anda dünyada Facebook kullanıcıları arasında 2.7 oranında depresyona yakalanma riski söz konusu şeye göre. Diyelim ki hiç kullanmayanlara göre sosyal medya ve Facebook kullananlar 2.7 kat daha büyük bir risk altında. Evet, demek ki sosyal medya içerisinde de şu anda en fazla risk taşıyanlar onlar mı olur? Facebookçular mı? Yani tabii daha yoğun bir kullanım var özellikle, evet, daha popüler, daha birçok geniş insan kesimini kapsıyor. Evet, kapsıyor. Her türlü içerik paylaşılıyor, resim paylaşılıyor. Hem resim hem yazı. Yazı. Hem de mesela şeydeki gibi belirli sayıda yazı değil, istediğiniz kadar yazabiliyorsunuz. Evet, çok ilginç bir anekdot aktarayım size. Mesela insanların yani bu Facebook özellikle insanların benlik yapılarını değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Mesela bir insan... Bu da bir bağımlılık sonucu herhalde, değil mi? Da bağımlılık sonucu, evet. Diyelim ki giriyorsunuz bir komik bebek videosu var. Onu izliyorsunuz 2 dakika. Ardından hemen bir başka alttaki içeriğe bakıyorsunuz. Orada bir kaza anı veya bir savaş görüntüsünde acılar içerisinde kıvranan bir insanın görüntüsünü izliyorsunuz veya bir başka VTR'de. Evet. Öldüğü ölümünün son anlarını görüyorsunuz. Bu iki paylaşım arasında geçiş süresi 1-2 saniye. Değil mi? Bir saniye, evet, bile değil belki. Evet. Ne oldu, siz bir şekilde az önce belki kahkahaları patlattınız, güldünüz, değil mi? Evet. Ama hemen ardından YS sürükleyici veya size hüzünlendiren, üzen bir içerik var. Ardından işte diyelim tekrar bir komik hayvan videosu olabilir. Şimdi bu geçişler, bu geçiş hızı sürekli her gün bu kontrolleri sağladığınızda bu farklı duygu durumlarını anlık olarak değiştiriyorsunuz. Anlık olarak değişmiş oluyor, evet, duygu durumları. Ama gerçek hayat öyle mi? Mesela oturduğunuz binanın girişine indiğinizde bir insan şöyle bayılma durumuna geçse, değil mi? Ne kadar mutlu ve keyifli olursanız olun, yardım ve destek desteklersiniz, yardım edersiniz, ilgilenirsiniz, değil mi? Evet. Ve artık orada duygu durumunuz değişir. Oradan çıktıktan sonra da tekrar aynı keyif yerine biraz artık o hal üzerinizde devam eder. Şimdi baktığımızda insan benliğinde değişimler derken bunu vurgulamaya çalışıyorum. Yani bu görüntülü cihazlar, sosyal medya bir şekilde bu teknolojiyle bizim duygu durumlarımızı arasında çok yoğun bir ilişki var. Evet. Dolayısıyla insan artık yeni bir tekno benlik dediğim durum söz konusu. Artık biz yavaş yavaş benlik yapımıza bu cihazlar iyice cihazlar etkilemeye başladı. Yani burada şunu da vurgulamak istiyorum. Mesela kutsal içerikler, ayetler, hadisler oluyor ara sıra, değil mi? Paylaşımlar. Güzel diyelim, yani bir ilim sahibi, bir insanın, bir bilim adamının, bir düşünürün sözleri paylaşılıyor. Evet. Değil mi? Şimdi orada baktığımızda
aslında bu bir öğrenme süreci yine değil. Neden? Çünkü orada sadece oku ve geç modundasınız. Şimdi sosyal medya aynı zamanda ne kadar değerli bilgi varsa onu itibarsızlaştıran bir sistem. Çünkü siz hatta şöyle parmak hareketiyle cep telefonunda geçiş yaptığınızda bir bakıma onu artık geçersiz kılıyorsunuz. Ama kitap öyle değil. Kitap sizin rafınızda durur. O sürekli onlarca yıl o kitap rafta durur. O bilgiler kıymetli bir şekilde sizin için orada yanı başınızdadır. Dilediğiniz zaman o kitabı indirirsiniz, müracaat edersiniz ve istifade edersiniz. Ve paylaşırsınız evdekilerle veya iş arkadaşlarınızla. Ama sosyal medya, tabii ki siz de paylaşıyorsunuz. Ben de paylaşıyorum zaman zaman belki, değil mi? Bir düşünürün sözünü veya işte bir kutsal içeriği. Ama baktığımızda bu bir öğrenme modeli değil. Evet. Bu bir öğrenme modeli değil. Çünkü baktığımızda aslında yıllardır kullanıyoruz ama sosyal medyadan veya bu ürünlerden kimsenin böyle bir bilge olduğunu göremiyoruz. Yine klasik olan eğitim sistemlerimizde insanlar yetişiyor. İnsanın yüz yüze, face to face olarak bir bakıma biz kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Evet. Az önce usta çırak ilişkisinden söz ettim. Bir bakıma öğretici olan kişi sadece bilgi aktarmış olmuyor. Tutumu, davranışı, bakışı, olaylara bakışı ve öğrenci, öğretmen, hoca, talebe ilişkisi yüzyıllardan beri insanların yetişmesi ve gelişmesi için oldukça etkili ve geçerli olan bir yöntem. Ama biz bugün böyle Facebook veya sosyal medya da bilgiçlik taslayan insanları rastlıyoruz. Bir de şu var mı hocam? Mesela bir araştırma veyahut işte motorlar var ya hani. Evet. Bir konuyu arayacaksınız. Hemen giriyorsunuz bir motora. Evet. Arama motorları diyorlar falan kısaca. Evet, evet. Giriyorsunuz, sorunuzu soruyorsunuz ve karşınıza birçok cevaplar çıkıyor. Hoşunuza gidiyor. Efendim bir sürü ansiklopedi karıştırıp bilmem ne emek vermeden böyle pratik bir şekilde şak diye karşınıza çıkıyor sorduğunuz soru. Evet, evet. Tabii burada şu var. Yalanlar da var, doğrular da var. Evet. Sorduğunuz soru içerisinde. Onun için emin olan yerlere bakmak lazım. Evet. Böyle de olsa, emin olan yerlere bakmak da olsa insan hayatında bir kolaylık var ve öğrenme ihtiyacından vazgeçiyor insanlar belki. Diyebilir miyiz? Şimdi nasıl olsa aradığımda hemen şak diye buluyorum. Buluyorum. Şimdi düşünün, inanılmaz bir veri hazinesi var değil mi karşımızda? Tabii. Ne yazarsanız karşınıza geliyor. Evet. Peki insanlar neden geçmiş yüzyıllara göre aramızda rol model ve tarihi şahsiyetler çıkartamıyoruz, tarihi kişilikler çıkartamıyoruz? Bu son dönemlerde artık ne dedik az önce, yeni kuşak, geçmiş kuşaklara göre bir usta çırak ilişkisinin bozulduğunu görüyoruz. Evet. Çünkü insanlar egolarına, egoları ile birlikte bu kolaycılığa elde etmiş oluyorlar. Ama mesela bir bilgi süreci, ilim öğrenme, bilimsel anlamda kendini yetiştirme bir şekilde insanların bedel ödeyerek elde ettikleri bir kazanım. Ama siz burada çok hazırcı bir şekilde bu cihazlarda bilgi elde ettiğiniz için bu bir kazanım olmuyor. Bütün topluma faydalı olan, kişinin kendisine ve çevresine faydalı olan bütün kazanımlar bedel ödeyerek kazanılan kazanımlardır. Bugün binlerce yıldır konuştuğumuz insanlar, Gazaliler, İbn Sina'lar çok ağır bedeller ödeyerek, yürüyerek, at sırtında coğrafyalar gezerek bir şekilde kendilerini yetiştirdiler. Yakın dönemde de aynı şekilde. Ta ki çeyrek yüzyıl öncesine kadar bilgi sürecinde bir kazanım elde etme, kişinin kendisini geliştirebilmesi için uğraşıları, çabaları var idi. Bugün ama mesela ilginç bir şey,
ben bazen ders verdiğim sırada bir şey paylaşıyorum, bir bilgi paylaşıyorum. Bakıyorum öğrenci veya farklı bir ortamda özellikle gençler ve yetişkinlerde de aynı şeyi görüyorum. Cebinden cep telefonu çıkartarak kontrol ediyor sizin söylediğiniz bilgiyi. Orada yazarak Google'a acaba doğru mu şeklinde. Şimdi ilginç bir durum bu. Bu yeni bir durum. Halbuki orada öğretmen sadece bilgileri kontrol edilen bir insan değildir. Duruşu söz konusudur. Diyelim hocanın, üstadın, artık bilge kişinin söylediği şey birebir orada bulamayabilirsiniz. Evet. Ama ondan öğreneceğiniz çok şey vardır. Neden? Çünkü işin içerisinde tecrübe vardır. Yaş vardır. Bilgi birikimi vardır. Sadece ağzından çıkan bir kelimeyi orada kontrol etmekte artık yeni bir bağımlılık düzeyinde olan insanların veya işte bir şekilde yeni neslin icat ettiği bir durum. Evet, maalesef. Hocam bir ara daha veriyoruz. Hayır. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman psikolog Bayram Ayaz Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle sanal bağımlılık yahut teknoloji bağımlılığı üzerinde sohbet ediyoruz efendim. Programın son bölümünde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman psikolog Bayram Ayaz Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle sanal bağımlılık üzerinde sohbet ediyoruz. Evet, programımızın bundan önceki bölümlerinde hocam teknolojinin dünden bugüne insanla ilişkisinden söz ettik. Nasıl bağımlı olunur dedik, ben bağımlı mıyım dedik, bu soruların cevaplarını verdiniz. Kimler risk altında dedik, sosyal ağların taşıdığı risklerden de söz ettik. Evet, şimdi gelelim çözüm konusuna. Ailenin çözümde durumu, katkısı, efendim ebeveynlerin tutumları neler olmalı, ne yapmalı, nasıl yapmalı, bu soruların cevabını da alalım bu bölümde efendim. Evet. Buyurun. Evet, şimdi ebeveynler öğretici konumdadır ve bugün artık okula ya da çevreye yükleyeceğimiz daha az sorumluluk var. Büyük sorumluluk anne ve babada. O halde örneklik göstermek en etkili yöntem. Anne ve babalar her şeyden önce çocuklarına eğer davranış değişikliği düşünüyorlarsa kendilerinin de bu anlamda bağımlılık düzeyinde ya da cihazları kullanım kültürü geliştirmeleri kontrollü ve denetimli bir şekilde kullanmaları gerekiyor. Bu çok etkili bir yöntem. Tabii iş bununla kalıyor mu? Hayır, kalmıyor tabii ki. Özellikle yani neden çocuklar ergenler diyoruz? Çünkü artık bütün gençlerimiz risk altında, bütün çocuklar risk altında. O halde diyalog çok önemli. İletişim kurmak. Evet. Anne ve babanın çocuklarla nitelikli iletişimi, özellikle ergenlik yaşlarında, kızlarda 12-13 yaşlarında, erkeklerde 14-15 yaşından itibaren onların fiziksel değişimleri, ruhsal değişimleri ve bu değişimleri yönetmedeki streslerini anne ve babalar farklı tutumlarla çocukları bağımlı yapabilmektedir. Mesela diyelim ki çocuk bir şekilde ergen diye girdi ve değişimler yaşıyor. Kendini ifade etmek için bu kimlik değişimini daha rahat sergileyebileceği bir takım yerler arıyor. Veya işte diyelim anne baba eğer bu anlamda nitelikli paylaşımlarda bulunmayıp iletişim kurmadığında çocuğun gözü artık dışarıda oluyor bir şekilde. Arkadaşları arasında artık o arkadaşlarının niteliği ne ise ona göre işte madde kullananlar da olabilir elbette ki bu çocuklar arasında. Çocuk bir şekilde bağımlılık potansiyeli taşımaya başlıyor. O halde ne yapmak lazım? Mesela bir babanın eve geldiğinde en az bir 20 dakika
bir iletişim kurması gerekiyor. 20 mesela bu çoğu zaman bizim için bir şekilde deniliyor ki babalarım bize şunu soruyorlar. Hocam biz yorgun argın geliyoruz. Dinlenme ihtiyacımız yok mu şeklinde. Ama halbuki sadece 15-20 dakika ayırmaları yeterli. Çünkü göz teması kurularak açık uçlu bir konuşma çocuğu rahatlatmış oluyor. Çocuk bir şekilde içindeki o paylaşmak istediği, gün içerisinde yaşadığı ne varsa onu anne ve babasıyla paylaştığında rahatlamış oluyor. Yani bunun için uzun bir süre ayırmasına gerek yok. Kimi ebeveynlerde şunu görüyoruz. Ben ilgileniyorum diyor hocam, ilgileniyorum. Nasıl ilgileniyorsunuz? Bir elinizde cep telefonu, ötekinde kumanda cihazı var. Ve bu şekilde ilgilenme olmaz. Evet. Peki birebir göz teması kurarak ve açık açık uçlu biraz açıklamak gerekirse yargılayıcı olmayan, yönlendirici, komut içermeyen paylaşımlardır. Serbest paylaşma. Tabii serbest paylaşma. Çiçekten, böcekten, uçan kuştan, havadan, iklimden, trafikten, genel Türkiye, dünya ile ilgili bütün sorunları çocuklarıyla, onların görüşlerinde. Ekonomik, siyasi konularda evet, olabilir. Evet, olabilir. Yani çocuk neyi paylaşmak istiyorsa paylaşsın ve rahatlasın. Bu sırada çocuğa işte diyelim gözü gazetede, kitapta, televizyonda olmaksızın direkt yüzüne bakarak 10-15-20 dakika konuşmak çok nitelikli olarak terapötik bir görüşmeye dönüşüyor anne ve babaların. Bu arada diyelim ki sorun yaşıyor. Çocuk bir şekilde ergen tabii ki. O halde böyle ayakta durarak, laf yetiştirerek, böyle işte bağırarak, çağırarak değil. Bir sorun varsa hemen onunla ilgili bir kısa toplantı. Misafir kabul edilen bir odada kapıyı kapatarak baş başa bir şekilde konuşmak gerekiyor. Bunun da süresi kısa tutulabilir. Onun için böyle farklı modlarda, farklı duygu durumlarında tartışmamak gerekiyor. Mesela çok kısa olarak birkaç konuya değinelim. Kitapta da buna değindim. Dedim ki bırakın çocuklarınız ağlasın diye bir bölüm var. Bırakın çocuklarınız ağlasın. Şimdi genç annelere bakıyoruz. Genç anneler bir bakıma bağımlılık potansiyeli yüksek olan anneler. Ve yeni doğan bebeklerini bir yandan bakımlarını yaparken öte taraftan sosyal medya kontrollerini yapıyorlar. Bizim şimdi son 50-60 yılda çokça üzerinde durulan bir güvenli bağlanma dediğimiz sembiyotik bir anne baba bebek arasında ilişki söz konusu. Bu ilişki artık daha güvensiz olmaya başladı. Bundaki sonraki nesiller biraz daha risk altında. Dolayısıyla anne hem cihaz kontrol ederek bakımını yapıyor, çocuğu emziriyor veya bununla birlikte çocuk ağladığında cihazı eline veriyor çocuğun. Bebeğin 6-7 aylık bebeklere görsel bir takım içerikler çocuklar ağlamaması için gösteriliyor. Bu çok riskli, çok riskli. Çünkü nesne algısı gerçek hayatta diyelim insanın bir mekanda yürüme süresi, değil mi, hareketi falan. Beyin bir şekilde öyle kodluyor ama diyelim ki bir çizgi film izliyor bir yaşındaki çocuk. Evet. Oradaki nesne algısı farklı, insan algısı farklı. Kocaman başlar var veya mini minnacık bir baş var. Burun bir tarafta, değil mi? Evet. Çizgi film. Karikatürler. Evet. Karakterlerini düşünelim. Şimdi bu kodlamalar, bu ilk şemalar çok önemli. O çocuk doğal bir şekilde bu ilk şemalarını oluşturmalı. Onun için 3 yaşına kadar çocukları televizyon ve cihazlardan uzak tutmamız gerekiyor. Onların kemik gelişimi, beden gelişimleri içinde cep telefonlarını dokundurtmamamız gerekiyor özellikle emme çağında. Ve 30 ay, 2,5 yıl bir şekilde anne işinden de feragat ederek çalışan bir anne ise bebeklerle, çocuklarla birlikte olmaları gerekiyor. Evet, bırakın çocuklar ağlasınlar diyorsunuz. O ağlasınlar olayı şu, diyelim ki işte az önce vurguladığım mesele, yani eğer
çocuğunuz ağlamasın diye cihaz verecekseniz bırakın ağlasın. Çünkü ağlamak doğal bir durum. Doğal bir davranış. Evet, doğal bir davranış. Ama cihazı kullanmak hiç de doğal değil. Hiç doğal değil. Bir de bunun yanında mesela son zamanlarda bırakın çocuklar kirletsinler üstlerini. Reklamlar evet, vardı. Evet öyle. O da bir başka gerçek yani. Ya aşırı kontrolcü anneler var tabii. Evet. Aşırı denetleyen mükemmeliyetçi anneler var. Özellikle erkek çocuklar için ve ergenler için ki bu çok geniş bir konu. Yani annelerin yapılarına göre çocukların pozisyonları yani yetişme biçimleri söz konusu. Bunlar arasında da işte diyelim çok denetimci annelerin çocukları bir takım psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Evet. Bunlar da inşallah bir başka programda konuşalım sizinle evet. Hocam. Evet. Evet. Birkaç dakikamız var. Kitabınıza tekrar dönmek istiyorum. Sanal Bağımlılık demişsiniz ismine evet. Kitabınızın İdeal Akademi'den yayınlanıyor bu kitap. Oradan temin edebilirler. İnternet üzerinden de temin evet. edebilirler. Sizin isminizden girmek suretiyle evet. Bayram Ayaz ismiyle evet. değil mi efendim? Evet. İnternete, evet. YouTube'a evet. girip oradan da görebilirler bu kitabın ismini ve konularını. Kimlere hitap ediyorsunuz bu kitapta evet. efendim? Evet. Yani bu kitapta özellikle çok basit düzeyde insanlar baktıklarında yani diyelim ki ben çok kısa bir şeyler edinmek istiyorum bu kitaptan. Bu teknoloji bağımlılığı ile ilgili bir şeyler edinmek istiyorum diyen kişiden veya o çok fazla zaman ayıramayacağım veya bu anlamda fazla eğitimli değilim diyen kişiden üniversite hocasına kadar bir farklı düzeylerde yararlanabilecekleri bir kitap. Çünkü araştırma var, gözlem var. Benim aldığım vaka örnekleri var. Ve iki bölümü çözüme ayırdık. Bir anne baba tutumları, ikincisi her düzeyden insanlara yönelik çözüm önerileri. Burada isterseniz çok kısa bir tavsiyede bulunmuş olayım. Kitapta da bu var zaten. 4D dediğimiz bir durum var. Duygu, düşünce, davranış ve dijital. Duygu noktasında 20 dakikalık günde bir iletişim kurmak, insanlarla iletişim kurmak, eğer yüz yüze iletişim kuramıyorlarsa telefon ile konuşarak duygusal anlamda bir rahatlama. İkincisi, düşüncesel anlamda zihin yapılarını geliştirmek, kendilerini geliştirmek için kitap okumaları ve son olarak da davranış olarak 20 dakika yürüyerek bu dijital diyet noktasında kendilerini evet. geliştirebilirler. Kitabınızı inşallah en kısa zamanda ben de okuyacağım efendim. Sanal Bağımlılık. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. TGRT FM dinleyicilerine huzurlu mutlu günler diliyorum. Sağ olun efendim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de Bir İletişim Dünyası programımızın daha sonuna geldik. Ben de Faruk Salp, bu programı sizlere sunmaya çalıştım. Ana kumandada arkadaşımız Çağrı Bahçe yardımcı oldu. Bugün misafirim uzman psikolog Bayram Ayaz Bey'di. Kendisiyle sanal bağımlılık üzerine sohbet ettik. Bir başka programda bir başka misafirimle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.